Yarının Dünyası Paribu sunar. Sokrates'e hoş geldiniz değerli izleyiciler. Sokrates derginin birbirinden önemli programları var. Ama özellikle 3 program sevgili Efe ayrılıyor. Ben insanlarla da sokakta konuşuyorum. Yani herkes çok değerli isimler, herkes inanılmaz programlar yapıyor. Ama biz 3 programa bitiyoruz, bayılıyoruz, ölüyoruz diyorlar. Londra Merkez, Atıp Bey Sokak, bir de çok biliyorsun. Gerçekten enteresan, bilmiyorum yani neden halkın böyle bir düşüncesi var. Çılgınlık. Ama bu 3 programa hastalar. İşte o hastası olunan programlardan biri, çok biliyorsun. Geçen hafta ikinci sezonumuzun startını vermiştik. İkinci sezonumuz başlamıştı. İkinci sezon boyunca hem dış çekimlerde, dışarıda yapacağımız programlarda, hem içeride yapacağımız programlarda sabit bir partnerim var. Adam gibi adam. Ünlü dönem dizisi oyuncusu görüyorsunuz buralardan da. Efsanevi isim, Muhteşem Yüzyıl, sevgili Efe Tunçer. Çok hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Değerli medyada ve Ermen Yaşar yarışmacımız, çok mutluyuz. Çok İlk programda gayet iyiydin. Çok Kesinlikle. Da sıkı bir yarışma olmuştu gerçekten. Kesinlikle. İki yarışmacı birbirine çok yakın gitmişti. Evet. Bir de şuraya kafa atmıştın. Mikrofon da düştü bir dakika. Bu sefer bunlar var. Bunlar Aynen. var. Daha bizim yaşlara yakın iki Yes. isimle yarışmıştık. Bu sefer tam anlamıyla Jenerasyon Z ile yarışacağız. İkisinin yaşlarının toplamının beni yakalayamaması beni biraz üzdü. 40 dahi etmiyor ikisinin yaşları toplamı. Bu biraz bana kendi kendime çeşitli sorular sordurdu. Hemen bu genç güzel kardeşlerimizi tanıyalım. Solumda Arın var. Arın Deniz Uzun. Ama kısaca Arın. Evet. Bilgi Üniversitesi'nde okuyorum. Notlarımızı alalım. Bilgi. Yeni medya öğrencisiyim. Yeni medya. Bunlar yani elle tutulur bilgilerim. 20 yaşındasın. Evet, bir de 20 yaş. Yeni medya, Bilgi Üniversitesi. Sporla evet. alakalısın. Evet, çok alakalıyım. Çok alakalı. Özellikle futbol başlayacak. Özellikle futbol, devamında tenis. Biraz kendimi belli ettim ama. Olsun, o da belli edecek şimdi, rahat ol. Ve sağımızda da yine pırlanta gibi bir genç, Hilmi Eren Bağcıoğlu. Merhaba. 19 evet. yaşındayım. O da 19 yaşında. Bakın 20 artı 19, 39. Boğaziçi Üniversitesi makine mühendisliği okuyorum. Hayda, bunlar nasıl çocuklar? Biri Bilgi, biri Boğaziçi Üniversitesi makine mühendisliği. Aynen, mühendisliği. Makine mühendisliği. Vay 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 vay. Evet. Antalyalıyım. Antalya'dan mı geliyorsun yoksa Yok. Mısın? Antalyalıyım. Antalya'da okudum. Boğaziçi'ne geldim sonra. He, ama İstanbul'da yaşıyorsun yani. Evet. Okey. Başka eğlenmeye geldim. Eğlenmeye geldin. Sporla alakan var. Sporla alakalıyım. Ama öncelikli amacım eğlenmek. Müthiş. İşte hep tam tersi çıkan bir açıklama, biliyoruz bunu. Evet. Efsanevi isim, Sokrates derginin önemli bir değeri, Parma Manyak'tan mesaj var. Çerdem yazmış. Kendisine bir ses kaydı atalım. Buyurun. Çok önemli bir an. Emre'cim, şu anda çok biliyorsun, çekiyoruz. Sen de ikinci bölümü izlediğinde bu anı göreceksin muhtemelen, eğer kurguda atmazlarsa. Hatta sana el sallanıyor şu anda. Türkiye'nin yıldız yorumcusu Emre Özcan'ı da buradan alkışlıyoruz. Allah seni kahretsin falan tarzında bir cevap gelecek muhtemelen. Evet, Boğaziçi'nden Hilmi, Bilgi'den Arın az sonra karşı karşıya gelecekler. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Hem geçen sene izleyenler hem geçen haftaki bölümü izleyenler zaten hatırlamıştır. 13 tane sorumuz var. 13 tane sorumuz var ama şöyle bir hemen kontrol ediyorum. Evet, 13 tane sorumuz var. Fakat Spring Joker'i, Sprint'te Spring oldu biliyorsunuz, ve Çelme Joker'i var. Spring Joker'i 2500'de aktif olur. Çelme 7500'de aktif olur. Bunun dışında da 10 saniye süreniz var. Eski yarışmacılarımızdan Türkiye'nin linç rekortmeni Mertcan Tubay hem orada süreyi tutuyor hem skoru tutuyor. Paribu sponsorluğunda çok biliyorsunuz yeni bölümü bu hatırlatmalar sonrasında başlıyor. İkinizin de şimdiden ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Başarılar da diliyorum ikinize de. Sakin olun. Dediğim gibi artık siz Sokrates ailesinin bir parçasısınız. Burada eğleneceğiz. Onun da dediği gibi keyfimize bakacağız. Evet. İlk sorudan başlayalım. Ekrana da yansıyacak. Çok kolay bir soru. Evet. Hangisi hem voleybol hem de bir sinema terimidir? A. Dublaj. B. Kadraj. C. Libero. D. Smaç. 10 saniyeniz başladı.
Hangisi hem voleybol hem sinema terimi? Süre bitimi yaşanıyor. Hemen cevapları alalım. Evet, bakalım. Libero sinemada nerede kullanılıyor? Ben de çok merak ettim. Doğru. Evet. Dublaj, evet, sinemada seslendirmede, voleybolda da hani arkadan geliyor ya, o değil mi dublaj? Sadece voleybol odaklandım. Yani. Aynen. Arkadan, evet. Arkadan. Çok sert başladık. Ama şunu söylemem lazım. Evet, ilmi 100 puan aldı. Dublaj nedir biliyor musun? Evet. Arkadaki şeyi şeyine gelmek. Arkasına manşet. Hayır lan, o manşet. Şeyin manşet arkasından. Ha evet. Aynen. Destek atmak takım arkadaşı. Dublaj, evet. Hemen ikinci soruyu alalım, hızlanıyoruz. Evet. Çat 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 soru vereceğim arka arkaya. A. Ne A'sı lan? Çok hızlandı. Çok hızlandı. Geç, üçü ver. İkiyi sormuyoruz. Bugün böyle. Hangisi Dünya Kupası'nda gol krallığı yaşamamıştır? Evet. Mamıştır. Soru kökü önemli. A. Şuker ve Ronaldo, Cristiano Ronaldo. C. Evet. Jas Fontaine. D. James Rodriguez. Evet, buyurun. Acayip bir soru. Dünya Kupası'nda gol krallığı yaşamamıştır. Hangisi bu oyunculardan? Süremiz bitti. Buyurun. B. Cristiano Ronaldo. 2 doğru cevap. Bravo. 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 300'e 200 oldu. Arın ilk doğrusunu yaptı ikinci soruda. Hilmi 2'de 2 ile gidiyor. Hızlıca ilk 5 soruyu hızlıca vereceğim. Sonra muhasebe yapacağız. Evet. Gelsin 3. sorumuz. Euroleague'de şampiyon olan ilk Türk basketbolcu kimdir? Tabii biri 19, biri 20 yaşında olduğu için. Bakalım sıkıntı yaşayacaklar mı? Çünkü ben onların yaşlarında mıydım diye düşünüyorum. Galiba oralardaydım. A. Mirsad Türkcan. B. İbrahim Kutluay. C. Kerem Tunçeri. D. Ersan İlyasova. B. İbrahim Kutluay. Yine 2 doğru yanıt. Sokrates YouTube kanalının da yıldız isimlerinden İbrahim Kutluay. 2002'de tam da hakikaten 20 yaşındaymışım. Onların yaşında mıydım dedim. Panathinaikos'la Euroleague şampiyonluğu kazanmış ve Euroleague'i kazanan ilk Türk oyuncu oldu. Olmuştu. İbrahim abi, buradan da selamlar. Ben de doğmamıştım daha. Sen evet, doğmamıştın. Doğmamıştım. Vay be. Ve Kinder Bologna'ya karşı. Aynen. Favori de olmadıkları bir maç. Aynen. İşte İbrahim Kutluay öyle bir değerdi. Ya. Ya. Biliyor musun, hatırlıyor musun? İzledin mi canlı? Biliyorum. Yok. Canlı nasıl izlesin abi? Ya adam dünyada değildi. Bu adam da 6 aylık falan. Sokrates'te izledin mi peki canlı videolarını, programlarını? Ben programdan izliyorum. Bari. Tamam. 600'e 500 değil mi Mertcan? Evet. Güzel. Tak diye gelsin 4. sorumuz. Çok biliyorsun, tüm hızıyla devam ediyor. Roger Federer'in en son Grand Slam zaferi hangisidir? A. 2019 Wimbledon. Evet. B. 2018 Avustralya Açık. C. 2017 Avustralya Açık. D. 2018 Wimbledon. Unutulmaz bir maç. Evet. Hakikaten öyle. Hop! Süre bitimi yaşandı. Ver bakalım aslanım. Arın diyor ki C. Hilmi'ye baksın. Ben teniste çok alakalıyım dedi Hilmi, hatırlıyor musun? İyi. Öyle bir şey demedim. Demedin mi? Eğlenmeye gel. Yok onu... Sen mi dedin Arın? Ben dedim de. O... Niye dedin? Sen abi dedin ya, unutulmaz bir maç deyince kafam karıştı. Karıştı kafam. Yanlış kafan. Yaptım. Yanlış yaptım. Senin dediğin Nadal Federer finali 2017. Evet. 2018'de Silic'i yendi. Evet. Çok da unutulmaz bir final değil hakikaten. Evet. Çocuğu da gittim. Sildim çünkü. Çocuğu da... Vallahi şu anda ben kendimi çok kötü hissediyorum. Gölge. Mertcan gel devam et lan yarışmaya. Vallahi kötü oldum. Çok biliyorsun. Hakikaten gölge düşürdüm çocuğa. Yok estağfurullah. Yok abi, gölge abi, düşürdüm yok, sana. Yok. Hayır hayır. Bunlar oyun içinde var ya. Var, doğru söylüyorsun. Bunlar evet. Bravo. Aynen. Arın daha genç yaşında olgun karakterinle. Kesinlikle. Hakikaten hepimize güzel dersler verdin. Pis sırıtıyor, farkında mısın? Hilmi çok tehlikeli bir çocuk. Estağfurullah. Boşuna girmemiş. Çok tehlikeli bir adam. Bir tehlike. Çok. Yürüyen tehlike. Çok. Ver bakalım puan Mertcan. Hilmi 1000 puan. Arın 500 puan. Olur. Neden olmasın? Buyurun. 5. soruyu da alalım. Muhasebeye başlayacağız. Hangi F1 pilotu Türkiye GP kazanmamıştır? A. Lewis Hamilton. B. Sebastian Vettel. C. Fernando Alonso. D. Jenson Button. Ne kolay soru lan bu. Hadi bakalım. Hadi. Çocuklar da baskı altına aldık, ne kolay soru bu diye. Hangi F1 pilotu Türkiye'de Grand Prix kazanmadı? Alalım. Buyurun. Çevir bakalım Arın. Jenson Button diyor. Fernando Alonso diyor Hilmi.
Lewis Hamilton 2020'de şampiyonluğu zaten İstanbul'da aldı kazanarak. Unutulmaz. Vettel ile Button'da 2009 ve 2011'de kazandılar. Fernando Alonso İstanbul'da hiç yarış kazanmadı. Hilmi'ye de bak sen Hilmi'ye. Hilmi'ye bak. Hilmi'ye bak. Hilmi? Evet, muhasebe kısmına geçiyoruz. Puanları alalım. Hilmi çok enteresan bir çocuk. Bir anda 3'e katladı rakibini. Yalnız Arın şöyle bir durum var. Format. Geçen haftaki yarışmayı da seyrettiysen orada da kazanan kardeşimiz Berat rakip 1000-2000 puan önündeyken dedi ki bana ne anlatıyorsunuz aga, bu format beni şampiyon yapar dedi. Tak aldı maçı. O yüzden korkulacak bir şey yok. Muhasebe kısmına geçtik. Önce muhasebeye Efe ile başlıyorum. Evet. Efe. Evet abi. İlk 5 soru sonunda. Hı hı. Nasıl bir hava soluyorsun? Korkunç bir hızla gidiyoruz. Başımız döndü, başlar döndü. Gerçekten olağanüstü bir yarışma oluyor yine. Milyonların gözü üstümüzde. Yani Hilmi çok enteresan bir tehlikeli insan. Bir çocuk. Çok tehlikeli. Eğlenmeye geldim. Ama sana dedim. Bence Arın da iyi yarışıyor bu arada. Gayet deminki açıklama falan çok güzeldi. Ben bu yarışmanın kopacağını düşünmüyorum. Kopmaz. Bence bir dansa, bir ejderha dansına dönüşecek gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Vay. Bana Hilmi, konuş bakalım Hilmi. Efe abiye katılıyorum. Bence de yarışma kopmaz. Zaten formatta yarışmanın kopmaması üzerine tasarlanmış. Tabii Onur Erdem'in dehasıyla hazırladı. Çok sinsi. Hala aynı şey yapıyor. Mind Games. Mind Games. Şansım yanımdaydı. Döndüm Arın'a. Tebrik ediyorum Hilmi'ye. Çok iyi gidiyor. Arın, aç bakayım şöyle önünü. Golden State mi? Golden State, evet. Kardeşim ne olacak bu takımın herhalde? Önüne gelen yeniyor. Evet, bu sene biraz... Vallahi billahi. Kimse şut atamıyor, şey yapamıyor. Tabii geçen sene... Ne Clay, ne Curry. Tadımız evet. Kaçtı ya. Geçen sene Last Dance yaptık. Daha ne alalım diyorsun, evet. Zaten 10 sene şampiyon olduk. Evet. Adam da haklı. Basketbol, evet. Peki o zaman 5 sorumuzu geride bıraktık. Sorularımız biraz daha zorlaşacak. Puanlar da artıyor. Paribu sponsorluğunda. Çok biliyorsun da... Heyecanı katlıyoruz. Gelsin bakalım 6. sorumuz. Kadınlar Voleybol Ligi'nde mücadele eden Kuzey Boru GSK. Tamam, GSK. Evet. Hangi ili temsil etmektedir? Kuzey Boru Gençlik Spor Kulübü ya da Kuzey Boru GSK. A. Aksaray, B. Adana, C. Manisa, D. Ankara. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Tabii ki. Ekibimiz... Döktürmüş. Yine bulmuş, buluşturmuş. Hop! Süre bitti. A. Aksaray, C. Manisa, A. Aksaray işte Arın. Döner bu Arın, işler. Arın Deniz Uzun. Döner bu işler. Arın Deniz Uzun. Daha bu yarışma uzun ya. Evet. Buyur. Şöyle bir bakıyorum. 1250 puan oldun Arın. Kaldı 250 puan fark. İlk jokerinize erişmeye de... Çok az kaldı. Hatta sen bu soruyu bilirsen erişeceksin. Çünkü 1000 puanlık bir soru gelecek. Sen de 1500 puandasın. 1500 artı 1000? 2500. Boşuna Boğaziçi'ne girmemiş çocuk. Boşuna Boğaziçi'ne mühendis olmamış. Tak diye veriyor cevabı. Ben düşündüm. Alalım. Aşağıdaki takımlardan hangisi Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürememiştir? Şampiyonlar Ligi kupasını. A. Borussia Dortmund. B. PSV Eindhoven. C. Saint-Étienne. De Aston Villa. 10 saniyelik süreniz başladı. Bu arada Şampiyonlar Ligi derken 1955-56'dan itibaren yani Kupa 1 de diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi 92'de başlıyor ama biz öncesini de alıyoruz. Ne diyorsun Arın? Aston Villa. O ne lan? O lan o. O şıkkı. Bunu D olduğuna evet, inan. Nasıl bir D bu ya? D olduğuna ikna edilmeye çalışılan bir O gibi. Evet. Yani, sen D'sin. Sen. Evet. Oğlum bak sen D'sin. O şekilde D olmuş. D'sin. önünde E, arkanda C var. Telkin yoluyla bir D evet. Gelmiş. Biz sen belki oraya çember çizdin. Biz nereden aynen. Bileceğiz bunun D olduğunu? Doğru diyorsunuz. Yine de en çok D'ye benziyor sanki. Evet, C evet. Hiç çıkmaz oradan. Evet. B de çıkmaz. A zaten zor. Ortada bir çizgi evet. Falan ister. 2 D var. İkisi de yanlış. Saint-Étienne doğru yanıt. 1975-76 finalinde mağlup oldu Saint-Étienne. Diğer takımların en azından bir tane kupa biri var. Vardı. Tarihlerinde. Evet. Yani zaten yanlış cevaptı ama D'lerimize dikkat edelim. O nasıl D kardeşim? Aynen. O nasıl D? Yani böyle bir şey olur mu ya? Arın. Evet. Başka hangi takımlara meraklısın? Türkiye'de mesela hangi takım tutuyorsun futbolda? Galatasaraylıyım.
Keyfin yerinde o zaman. Evet, keyfin üzerinde evet. Yani futbol ve tenise çok meraklıyım. Özellikle Süper Lig'e çok meraklıyım. Djokovic'sin galiba sen ha öyle bir... Nadal'cıyım ama Djokovic'i de çok severim. Bu böyle o adam o böyle bir şey. Nadal'cıyım Federer'i severim dersen olur okey. Yani, onlar zaten... Nadal'cıyım. Ama Djokovic'i çok severim deyince birden şaşırttın beni. Genelde Nadal'cılar hiç sevmiyor Djokovic'i çünkü. Djokovic, yani, doğrudan rakip. Yani. Çok hoşuma gidiyor. Benim de. Mental üstünlüğü. Tenisle yani alakam yok falan ama garip bir şeyler mi döndü? Hayır hayır. O tam tersi. O tenisle alakam. Tenis sonrasında bile hemen bir şey yok oldu. Yok ya o hiç tenisle ilgili bir şey demedi. Ben tamam o demedi işte. O tenisle alakam vardı. Ha yani. Tenisle alakam. Evet. Pardon. Aynen. Yüzde o yüzden. Pardon abi. Efem benim be. Bir tanedir. Bir tanedir efem. Oh. Süper efem. Ey gidiyor. Eskilere götürdüm. Atalı siz bilmezsiniz. Tabii bilmezsiniz. Evet. Bilmiyorsunuz değil mi? 90.8 evet. Miydi Süper FM? Galiba. Ey gidi gençlikten kalma anını. Şey çala Asya. Aa, beni aldattın. Evet. Vallahi billahi ay. Neyse. Evet. Gelsin sorumuz. Eldiven hangi basketbolcunun lakabıdır? A. Alper Yılmaz. B. Gary Payton. C. Isaiah Thomas. D. Sarunas Yasikevicius. A. Alper Yılmaz, B. Gary Payton, C. Isaiah Thomas, D. Sarunas Yasikevicius. Eldiven hangi basketbolcunun lakabı? Jenerik bir şey. Ben biliyorum mesela bunu. Süre bitimi yaşanıyor. A. Alper Yılmaz, B. Gary Payton, kelepçe Alper Yılmaz'ın lakabı. Tofaş zamanlarından. Gary Payton doğru yanıt. Hilmi sen az değilsin Hilmi. Sen enteresan bir çocuksun. Abi. Estağfurullah. Yani Spring Ali değilsin belki. Yeni Spring Ali olursun diyemem. O evet. Biraz iddialı evet. Bir söylem olur. Bence. Ama sen enteresan bir çocuksun. Böyle de jinxledik adamı kaybedecek. Evet. Efe abi de yarışmanın başından beri bana oynuyor zaten. Jinx vardır bu işlerde biraz. Vardır çünkü belli. Ama evet enteresan gidiyor şu an. Ver bakalım aslanım. 2750 puan, 1250 puan. Şimdi işte bakın çok ilginç bir olay yaşanıyor. Evet. Bu programda sıkça yaşanan bir olay. Spring Joker'i! Kullanacak mısın? Kullanacağım. Mantıklı. Evet. Mantıklı. Niye kullanmayasın ki? Bence de. Hemen bakıyorum Spring Joker'lerine. Alayım gideyim diyor. Bu ne lan? Yanlış şeyi kaldırdık. Sizsiz olun. Yanlış şeyi kaldırdık. Neyse efendim. Spring Joker'lerimiz. Formula 1. Futbol, basketbol. Hadi bakalım. Basketbol. Ciddi misin ya? Evet. Aferin. Vuralım basketbol Spring Joker'ini. Sorumuz geldi. Efsanevi koç Koç K. Ya da bilinen ismiyle. Değil bilinen ismi Koç K zaten. Uzun ismiyle. Mike Krzyzewski. Duke'u kaç sezon çalıştırmıştır? A 42. B 22. C 53. D 38. Süremiz başladı. Koç K Duke'u kaç sezon çalıştırdı? A diyor Hilmi 42 sene diyor. Dile kolay. 42 sene. Dile kolay. Ama doğru yanıt. Doğru yanıt vallahi. Koçka 42 sene çalıştırdı. Geçen sene de gözyaşları içerisinde. Füngür füngür. Sever miydin abi? Koçka'yı sevmemek mümkün mü? Biz oralarda biz de iki top attık. Yediler bir gün Koçka geliyor. Ya? Bunu nasıl bildin ya? Koçka geliyor yediler bir gün. Şeye, aha. Kampüse. University of Florida'da dedik gelsin. Benim bir alakam yoksa ben geziyorum kampüste. O yüzden öyle yani. Çok da etkilenmedi. Aynen. Puanlar ne oldu aslan? Adam 5250 oldu. Evet 5250, 20, Arın 1250. Tam işte aynı şeyler yaşandı. Bak ne kadar ilginç. Resmen ilk bölümün bir kopyası. Evet. İlk bölümde de Efe vurdu geçti. Joker'e o girdi. Önde. Joker'i de bildi. 5000'ler... telaffuz ettik. Kopuyor diğer taraf binlerde kopuyor mu dedik. Sonra Berat geldi. İşi bitirdi. O yüzden hiçbir şey bitmedi daha. Bu format hiçbir şey bitmedi. Belli olmaz. Bu format öyle böyle değil. Her şey açık. Vuralım yeni soruyu. Aa, durun. Durun lan. Geri al soruyu geri al. Geri al. Kimse bir şeye bakmasın. Soru ait. Kimse kıpırdamasın. Kardeşim bana niye haber verilmiyor pari bu sorusuna geldiğimiz bu ya. Bu bir skanda. Neden verilmiyor? Bana nasıl verilmiyor haber ya? Biz de bir anlık boş bulunduk, bakmadık. Ay 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 ay, vallahi pari bu sorusundayız. Sponsor sorusuna gelinmiş. Bir anda orada gördüm, beynimden vurulmuş herhalde. Çok biliyorsun. Çok biliyorsun. Güzel.
Şimdi kendimize geldik işte. Bu soru böyle sorulur. Yes. Alalım. 3000 puan değerinde her şey değişir. Of. Alalım. Paribu'da fan token'ı da bulunan Atletico Madrid'den hangi oyuncu? Diğerlerine göre 2022 Dünya Kupası'nda daha az süre sahada kalmıştır. A. Axel Witsel, B. Alvaro Morata, C. Joao Felix ve D. Jose Jimenez. Hangi Atletico Madrid'li oyuncu son Dünya Kupası'nda içlerinde en az oynayan oyuncu? Witsel, Morata, Felix ve Jimenez. Kritik çünkü 3000 puan. A diyor Arın Axel Witsel, B diyor Hilmi Alvaro Morata. Bir doğru yanıt var. Belki sen yaptın, niye diyorsun? Morata yedekten geliyordu. Morata yedek mi oldu? Yedekten geliyordu. Doğru. Morata yedekten geldi. Doğru! Morata yedekten geldi adam. Alışamadı bana, her seferinde alışacağım. Alışacağım. Tabii Meriçalara göre biraz daha yüksek seslere çıkabilen bir ismiz yıllardır. Evet. Meriç Aral gibi bir hanımefendiden sonra bu ayıyla diyor içinden. Nereden? Estağfurullah. Çiçek gibi kızı bıraktık. Olacak bunlar var. Bunlar var. Çok enteresan bir şey. Hilmi değil mi? İncelenmesi gereken bir çocuk. Bir fenomenin doğuşuna tanık ediyor olabilir. Gerçekten Hilmi aslında. Fenomeni yaşanıyor. Estağfurullah abi. Hilmi sen neymişsin ya? Yok, oğlum hemen... 19 yaşında bu ne bilgi? Ne ara bunları abi, sen bildin? Şansıma denk geldi ya. Niye? Niye şans? Öyle. Bir de Guardiola gibi gereksiz de bir tevazusu var. Farkında mısın? Showman. Evet. 8250. Adam şeyi de buldu. Çelme Joker'in de aktif oldu. Kullanıp kullanmamak sana kalmış. Kullanmayacağım abi. Ne kullanacağım ya diyorsun, 10.000 puan fark attım. Yok abi. Bilmeye bak lan, bir çakal. Kibrine enik de düşmedi. Kibrine enik de düşmedi. Verelim hemen yeni soruyu. Bu farkı kapattırmam lazım benim. Dur bakalım, Hilmi'ye bir şeyler yapacağız. Hangi ülke kış olimpiyatlarına katılmıştır? A. Gabon. B. Kamerun. C. Tunus. D. Küba. Bu ülkelerden biri kış olimpiyatlarında mücadele etti. A. Gabon, B. Kamerun, C. Tunus, D. Küba. Şıklarımız, sorumuzun değeri tam 2000 puan. Hilmi bilemez, Arın bilirse bir geri dönüş mümkün başlayabilir. Mümkün. Arın Küba dedi, Hilmi Tunus dedi. Doğru cevap Kamerun. Bilinemedi. Bu tabii Hilmi'nin işine geliyor. Bundan doğru. Sonra herhangi bir soru bilinmezse. Bir şekilde zorlu bir Sivas deplasmanını. Evet. Şu anda Arın 1250, Hilmi 8250 değil mi Mertcan? 7000 puan fark var. Arın'ın bir an önce bir soru bilip hemen springini de alıp oradan 7000'lere atması lazım kendini. O soru bu soru mu bakalım. Bakıyorum kaç soru kalmış. Bu arada. Hop. Bu arada. 3 soru var, ikisi şıklı. Son soru ne? Şıksız. Bravo. Bu çocuk. Bunu da bildim. Ben hep söylüyorum abi. Boğaziçi'ne boşuna almıyorlar bu adamları. Ne biliyor. Bak ne sorsan biliyor. Arın sakin ol. Sakin. Yani Golden State biliyorum. Warriors ya. Bu şampiyon ruhu var sende ya. Şılap şılap geçen sene. Yani evet, zafer de daha görkemli olabilir böyle. Tabii. Yani. Tabii geriden gelip. Rahat olacaksın. Emre Özcan yeter be kardeşim. Bıdır bıdır. Fotoğraf. Selam. Şimdi ne diyor? Fotoğraf attık. Kaç tane? Ya. Siz şey yapmayın çocuklar. Bunu okuyamıyorum maalesef. Erman abiniz. Esef duydum. Esef duydum, okuyamıyorum. Evet, alalım yeni soruyu. Buyurun. Satrançta daha neler efendim? Yok efendim, daha neler. Anna Taylor Joy'a da buradan selamlar yolluyorum. Kesinlikle benim arkadaşım. Ciddi misin? Hayır abi. Geri alalım. Dün gece de Golden Globe'lardaydı. Kral. Yeni erkek arkadaşıyla. Şanslı adamlar da var. Çok tatlı bir hanımefendi. Adam da tatlı çocuk. Onu tanıyor musunuz? Şey işte ya. Gambit. Queens Gambit'teki Gambit. Gambit değil, Queens. Aynen. Satrançta kaç farklı hamle vardır? Ama ilk hamle. İlk hamle. Tabii. Satrançta kaç farklı ilk hamle vardır? A 8, B 10, C 16, D 20. Peaky Blinders'da da oynadı sonra. Evet. Evet. Anna Taylor-Joy. Son iki sezonunda. Evet. Hop! Hop. Cevaba bakıyorum öncelikle. Bizde satranç yok çünkü. Kusura bakmayın. Satrançta 16 açılış. Açılış da oluyor değil mi bunun adı? Tabii. 16 tane ilk hamle var diyorsun Arın. Hilmi sen satranç mı oynuyorsun? Oynadım abi önceden. Ulan sende de yok yok ya. Bir dakika. Çok... Oğlum biz sen D'lerini... Harbiden nasıl D? Valla nasıl D ya? Saymıyorum lan. Yine o gibi. Abi...
Ama bu sefer kenarını çizdim, anlayın. Gerçi evet. Gerçi evet, şunu çizgi yapmış. Çekmiş, sağ olsun. Şunu yapmış. Evet. Tamam, peki. Sen Boğaziçi'nde okuyorsun. Evet abi. Makine mühendisisin. Evet. Olacaksın yani. İnşallah. Süper de zeki bir çocuksun. Her soruyu da biliyorsun. Bir tek D mi yapamıyorsun? Bir tek abi? D mi yapamıyorsun yani? Biz her senin şey... yaptığın hiçbir şeyi yapamayıp sadece D yapabiliyoruz. Her yere D yazabiliriz. Bu da benim nazar boncuğum. Hiç ya. Bunu bilerek mi böyle bırakıyorsun? Abi bizim okulda D yazmayı bilmiyordu hocalar. Ondan böyle. Hayda. Bakıyorum Boğaziçi Üniversitesi hiçbirinde de D yok. Evet. Yani o yüzden zaten. Senin adında var mı? Adında da yok. Eren'de işte adamın hiç, adında da yok. Yani hiç yazmamış. Adında da yok. Hilmi Eren Bağcıoğlu. İlk defa mı D yazıyorsun? Abi. Makale falan yazmıyor musun? İlk defa falan. Sil onu. Tamam, cevabın D. Sil. Tamam. Tamam. Yaz. Düdük. Yaz, düdük. Düdük. Yaz. Bir yaz. Düdük yaz bakayım. Nasıl? Büyük harflerle. Tamam. Büyük. D'ye özen göstereyim mi? Oğlum yaz. Hayır. Yani bu programa hiç gelmedin. Bugün sana biri dedi ki düdük yaz. Düdük yaz. Tamam. Sen de tamam dedin, yazıyorsun. D'leri sadece büyük yaz. Yalnız o kadar büyük yaparsan düdük sığmaz oraya. Sadece D'leri büyük yazacağım. Tamam. Yaz, düdük yaz. Hı. Çevir, ver bakalım bize düdüğü. Yeterince iyi bir düdük bu abi. Çizgi film gibi bir şey. Yine çok kötü oldu. Ay ay ay. Sil, sil hemen. Hemen sil. Ama D doğru yanıt. Evet. 20 ilk hamle var. Satranç oynamış adam zaten, biliyormuş. Evet abi. Sen çok enteresan bir çocuksun. Yok abi. Hamit diyecektim ha. D'ye yapamayan adama ben de ismiyle hitap etmem, yeri gelir. Hamit. Ülvi'cim, manyak bir puana geldin. Ver bakalım. 10.750. Yok daha neler. 10.750, 1.250. Şimdi hemen matematiksel hesap kitaba girmem lazım. Muhasebe. Geriye 8.000 puan kalmış. 9.000 var. Matematiksel olarak hala bu mücadeleyi kazanma şansın var. Nasıl? 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 Kurt Russell. Bir daha de. Nasıl? George Russell. Tamam, yeter. Nasıl biliyor musun? Şimdi abicim sıradaki soruyu bilirsin, 3000 puanı alırsın. Evet. Bu adam bilemez. Hop 4250 oldun. Ne yaparsın? Spring. Tak, onu da bildin. 2500 puan da 6750. Geldik son soruya. Son soru 5000 puan. Onu da bildin. Bitti. Tamam, bu kadar işte. Bu kadar ya. Gelsin sorumuz. Buyurun. Son şıklı sorumuz. Değerini bir kez daha okuyorum. 3000 puan. Türkiye'nin 3 bant bilardoda Semih Saygıner'den sonraki dünya şampiyonu kimdir? Sevgili Semih Saygıner, buradan da selamlar yollayalım. Tanışma şansına da erişmiştim. Eurosport'ta çalıştığım dönemde misafirimiz de olmuştu. Müthiş bir insan. Semih Saygıner'den sonraki dünya şampiyonu kimdir? Türkiye'nin 3 bant bilardoda A. Lütfi Çenet, B. Murat Naci Çoklu, C. Tayfun Taşdemir, D. Adnan Yüksel. Lütfü Çenet, bant. Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir ve Adnan Yüksel. Çok kritik. Çok kritik. Çünkü çok kritik. Arın bilemezse çok muhtemelen, Arın bilemediği takdirde çok muhtemelen yarışmanın sonucu belli olacak. Bu arada ikisinin de A demesi Arın bilse de puan farkının kapanmaması anlamına gelir. Ama Arın bilemedi. Yani ben de bilemedim. Ulan vallahi bu adam uzaya gider abi, 2 sene. Eşek içerisindeyim. Bir 2 seneye gider uzaya. Tayfun Taşdemir doğru yanıt. Lütfü Çenet dediniz. 2 yanlış yanıt. Şimdi ne oldu? Ne oldu? 1250'ye 10.750. Şöyle bir bakıyorum. 5000 puan. Bilse 6.250. Spring'ini kullanır. 2500 daha koy. 8.750. Ona çelme. Vallahi ne oluyor? Ulan Onur Erdem, sen bir dehasın. Ya bir dahi tarafından tasarlanmış böyle. Sen bir dehasın. Adam 30.000 puan fark attı son. Hala son soru ya. Son soru ya. 30.000 puan farkla girdi. Abi, evet. Hala umudu var. Bu kadar da biraz manyakça. Mazhar Alanson'un bile umudu yok bu noktada. Yani her programda da Mazhar Alanson'u anıyoruz. Evet he? Abi. Geçen hangi şarkısını andık sizce bilmiyorsunuz. Tabii ki bilmiyorum. Benim hala umudum var, bilmiyor musunuz? Yok abi, bilmiyorum. Her şeyi biliyorsun, bir de yapmayı bilmiyorsun, bir de... Mazhar Alanson'u bilmiyorum. Oğlum benim hala umudum var nasıl bir şey? Her şey çok güzel olacak falan seyretmediniz mi? Ne şanssız bir jenerasyon bu. Ne seyrettiniz ya? En son neyse, bundan sonra gireriz. Şimdi bilmediğimiz bir şey söyleyecekler. Vallahi Z jenerasyonuna tavsiyem, Cem Yılmaz'ın ilk filmlerini seyredin. Son filmlerini her şey yani. Çok güzel olacak. Son filmlerini seyretmenin anlamında demiyorum da her şey çok güzel olacak. Efsane bir filmdir. Masterpiece bence. Yani. Masterpiece. Ömer Vargın'ın, Ömer Vargın. Bir her şey çok güzel olacak şarkısıdır. Yanlış hatırlamıyorsam o da. Evet. Benim hala umudum var. Finalinde çalar. Aynen. İstiklal Caddesi'nde. Sallana sallana yürürler. İkisi iki aylak.
İsyan etsem de istediğim kadar. Ay ay, duygulandım ben. Ben de. Duygulandım. Güzel. Buyurun. Yani var. Kısaca Sena'yla umudum var. Ama son sorumuz şıksız. İlmi zaten pis pis gülüyor. Diyor ki ulan buraya kadar 1250 almış adam beni buradan sonra olur. Nereye yenecek? Kaybetse inanılmaz olur. O tarz olur diyor ama gerekirse ben sana şuradan sokulup sorunun cevabını. Evet. Beyler, herkes hazırsa tarihan yaşanıyor. Yaşanıyor. Yarışmamızı Hilmi Eren Bağcıoğlu'nun kazanmaya çok yakın olduğu kesin. Kazanamaması için tek senaryo bu soruyu bilemeyip Arın Deniz Uzun'un bilmesi ve sonrasında jokerlerde de arka arkaya doğru yanıtlar vermesi olacak. Hilmi bu soruyu bildiği takdirde Arın soruyu da bilse, sorunun cevabı hakkında bize burada 20-25 dakikalık açıklama, kısa film falan bunları da yapsa yeterli değil. O yüzden Arın'ın artık sadece kendi elinde değil, hem kendi bilecek hem de Hilmi'nin bilmemesi için de dua edecek temennileri diyelim. Temennileri olacak diyelim ve şıksız son sorumuz. 5000 puan, çok biliyorsun da ikinci haftanın galibi belirlenecek. Onur Erdem'in dahiyane formatı 120 bin puan fark olmasına rağmen son soruya götürdü yarışmayı. Şimdi de son soruyu da vermiyorlar işte ekrana. Çok ilginç. Evet. Beyzbol takımı New York Mets taraftarı olan ünlü sitcom karakteri kimdir? Şeydir. Neyse, bu şimdi soruya etki etmek istemiyorum ama cevaplar verildikten sonra ben de bir cevap vereceğim. Beyzbol takımı New York Mets taraftarı olan ünlü sitcom karakteri kimdir? 5000 puan. Ünlü sitcom karakterlerinden birini en kötü ihtimal bilmiyorsanız sallayabilirsiniz. Evet, benim de. Burada 10 saniyeden biraz daha fazla verelim. Bir yarım dakika verelim arkadaşlarımıza. En sevdiğim insanlardan biri. Olağanüstü bir karakter gerçekten. Biraz dediğim gibi 10 saniyeden fazla verelim. Şıksız bir soru, zor bir soru. Ama yavaş yavaş da sallayacaksanız da bir sitcom karakteri sallayın. New York Mets taraftarı. Evet. Ünlü sitcom karakteri. Buyur. Sen yazdın sanıyorum. Sen yazdın mı? Yok. At bir tane sitcom karakteri. Abi ona da aklıma gelmedi. At ya at. Sitcom karakteri değil herhalde. Evet. Oğlum o oyuncu lan. Bir dakika. Ya sitcomda oynuyor evet de. Hadi bakalım ne olur. Tamam. Sitcomda oynaması gerekmiyor muydu? Ama karakterin adını soruyoruz. Evet. Friends Joey. O da yine Friends'ten. Kızın adı neydi? Rachel Green Rachel olarak kabul Rachel edelim. Hayır. Şeyi sallayacaktım. Şu Ricky Gervais'in senarist olduğu. Yok o da değil. O da değil. Office. Office. Jerry Seinfeld'di cevap. Ben de New York Mets'ten Mets'i duyunca acaba dedim Heisenberg olabilir mi? Yani Mets falan filan. Hmm. Ama benim kirli zihnim çok saçma bir bağlantı kurmuş. Walter White'a gitti aklım. Ama evet, zaten Walter White sitcom karakteri değil. Ama bir şey söyleyeceğim. Walter White kim oynuyor? Bryan Cranston iki bölüm nerede oynadı dişçi olarak? Ya. Seinfeld oynadı doğru. Böyle bir adam. Ya. Bu bağlantıları işte kuramıyorsun Hilmi. Ama daha geçin. Bu soruyu bilme olanağınız yoktu zaten. Bence de yoktu. Yoktu yani. Ben de bilmiyordum zaten. Burada Hilmi Eren Bağcıoğlu kazandı. Kazandı. Buyur efendim, bir şey söyleyeceğim. Hayır. Böyle bakınca çok genel bir soru hani. Aynen. Bütün sitcom tarihinden. Ama tabii Jerry'nin çok karakteristik bir özelliğiydi. Beyzbol sevmesi dizide. İzledim. Hemen Arıncığıma döneceğim ilk önce. Buyurun hocam. Seni tebrik ediyorum. Birazdan da geleceğim. Arın. Öncelikle ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten seni tanımak büyük bir keyif. Buraya gelen her arkadaşımıza da söylüyoruz. Artık siz bu ailenin bir parçasısınız. İstediğiniz zaman kapımız açık. Yerimizi biliyorsunuz. Dış çekimlerimize, iç çekimlerimize, sağa sola, her yere gelebilirsiniz. Bakın geçen sene sizlerin yerinde yarışan Mertcan Tubay, Türk halkının büyük nefretini kazanmasına rağmen kariyer basamaklarını pıt pıt yükseldi. Bir şekilde gole dönüştü. Yok zaten sonra halk da kendisini benimsedi. Orada bir yanlışlık olduğunu biz anlattık. Dünya iyisi bir çocuk. Bugün de doğum günü aynı zamanda. Kendisinin doğum gününde. Tabii bu program yayınlandığında doğum günü olmayacak. Ama yine de ben buradan doğum gününü de kutlayayım. Olsun. Neler söyleyeceksin?
Umarım bir şampiyona kaybetmiş olurum. Olabilir çünkü enteresan bir çocuk bu. Evet. Bu çocuk enteresan, bu çocuğu inceleyeceğim ben. Harika bir açıklamaydı. Aynı jenerasyonuz zaten yaş evet. olarak. Onu destekleyeceğim. Yani sevgili Aykut Hocam'ın söylediği gibi oksimoron bir durum. Enteresan bir puan aldım. Ha, olabilir. Olabilir. Olsun. Yine Aykut Kocaman'ın söylediği gibi bazı çiçekler evet, bazı evet, topraklarda evet, olmuyor. Olmuyor. Hiç canını sıkma. Yok, hayat ya, devam ediyor. Evet burada çok olman. Mutluyum zaten. Bizlerle olman. Arkadaşımın söylediği gibi sizleri bir daha yani nerede göreceğim o yüzden. Burada görürsün ya dediğim gibi. Burada istediğin zaman gelebilirsin. Çok sağ ol tekrardan konuşacağız. Ağzına sağ ol. Efsaneye dönelim. Yeni bir çocuğa afacan bir çocuksun sen ha. Öyle ya şansıma öyle ya. Bildiğim şansıma mı geldi? Ulan bari artık tevazu gösterme. Söyle yendim de bildiğim yerlerden geldi. Öyle rakibime tebrik ediyorum. Güzel yarıştı. Biraz şansım yaver gitti. Tatlı çocuk ama utangaç. Çok. Ben de teşekkür ediyorum. Zaten ilk amacım eğlenmekti. Yarışmayı kazanmak gibi yani o ekstrası oldu birazcık. Evet. Sizi görmek, sizi tanımak da ilk amacım. Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz. Tebrik ediyoruz. Çok iyi yarıştın gerçekten. Yani teşekkür ederim. Arkadaşının da söylediği gibi, Arın'ın da söylediği gibi yani belki şampiyonluğa gider misin, gidemez misin onu bilemeyiz. Çünkü daha yarışacak diğer insanları hiç tanımıyoruz. Ama en azından bu tarafının, bracket'ın, bu bölümünün, bu sekizli bölümünün favorilerinden birisi olabilirsin gerçekten. Sadece iki finalist gördük şu ana kadar. Geçen hafta ve sen. O yüzden dediğim gibi yani net bir şey söyleyemem. Arkadaşları gördükçe söyleyeceğiz. Ama dikkat çekici bir enteresan bir çocuksun. Enteresan. Evet. Bence de. Boğaziçi Üniversitesi'ne de tüm arkadaşları da keza Bilgi Üniversitesi'ne de iki üniversiteden de çok davet alıyoruz. Çok sevgi yorumları alıyoruz. Sokrates dergi olarak. Oradaki arkadaşlarınıza da bizim selamlarımızı iletirseniz çok mutlu oluruz. Böylelikle ikinci bölümümüzü de bitiriyoruz. Başvurularınızı da beklemeye devam ediyoruz. Şu ana kadar kabul ettiğimiz bazı arkadaşlarımız var ama sadece ilk bracket'ın başvurularını kabul ettik. Yani daha doğrusu bracket'ın ağacın ilk bölümünün dallarını kabul ettik. Daha başvurularımız devam ediyor. Buraya gelip hem bizle tanışabilir hem de bizlerle yarışabilirsiniz. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet, selam yollayabilir miyim abi? Kız arkadaşına mı? Kız arkadaşıma değil. Manet mi? Manet değil. Manetler manet. Yok, arkadaşlarıma ya. Söyle hadi bakalım söyle. Yani dış kapıdaki arkadaşlarıma buradan selam. Dış kapı çok, evet çok istediler. Mandal mı? Yok Ankara dış kapı. Ha Ankara dış kapı. Ben de burada aynen ya. Ben de şu bir iki çocuk gördüm. Ankara dış kapı. Evet. Tamam. Onlar özellikle. Ha doğru. Evet. Tamam. Abime bir de. Aileme selam. Biz de buradan selamlar. Kral senin var mı? Ben de tüm arkadaşlarıma, aileme selamlarımı yolluyorum. Biz de tüm izleyicilerimize sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Ben de bugün... Meriç'e selam yollayayım. Tamam ben de Serkan Keskin'e yolluyorum. çok hayranım kendisine. Aynen. Bir türlü tanışamadım. İnşallah bir gün bir buraya da geldi etti falan. Evet, geldi. Defalarca aynı yerde de oturduk ettik. Ama bir türlü tanışamadık. Ama İsmail abimle inşallah tanışacağım bir gün. Evet. Aynen. Bu... Wishful Thinking'le bitiriyorum programı. Herkese çok teşekkürler. Haftaya yine Paribu sponsorluğunda çılgın yarışma çok biliyorsun da sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın. Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu. Acıbadem Mahallesi'nin sessiz ve huzurlu bir sokağından bugünlere uzanan bir öykü bizimki. Şimdi Sokrates ekranlarında ilk defa birlikteyiz. Haftanın futbol gündemine dair aydınlanacağınız Atıf Bey Sokak, Karsalı sizlerle.